Hakan komiser, biliyorum. Serap senden bahsetmişti. Öyle herkese anlatmaz. Değer veriyor sana. Anladım. Şimdi Ertancığım, şu işi bir en başından alalım. Dosyalara, delillere geçmeden önce her şeyi konuşalım istiyorum. Anladım. Açık olabilecek bir şey var mı diye soruyorsun. Ama yok. Yeliz'in iftira attığını düşünüyoruz. Peki sence motivasyonu ne? Belki bilmeden bir şey yapmışsındır. Ben de ona anlam veremiyorum. 2 ay önce başladı. Referansı üniversitedeki hocamdan geldi. O yüzden güvenip işe aldım. İşinde de iyiydi. Başarılıydı yani. Neden böyle bir iftira attı anlamıyorum. Adli tıp raporu için DNA örneği alındı mı senden? Evet. Zaten ortaya çıkınca mahkemede aklanacağım. Çünkü ben yapmadım. Tamam ama raporlar çıkana kadar buradasın. O yüzden bizim olayı farklı yönlerden de araştırmamız lazım. Başarılı bir avukat olduğun söyleniyor. Kazandığın davalarla birilerinin kuyruğuna basmış olabilirsin. Bizim meslekte üstü örtülü tehditler olur elbet. Ama aklıma net olarak birisi gelmiyor. Kazandığın davalarla kızdırdığın kişileri düşün bence. Düşün ve yaz Ertan. Kimlerin ayağına bastın? Kimlerin işine çomak soktun? Herkesi yaz. Biz de o listeden araştırmaya başlayalım komiserim. Uyar mı? Uyar uyar. Ama bizim önce bir Yeliz'le de konuşmamız lazım. Konuşsan ne olacak ki komiserim? Yalandan başka bir şey söylemeyecek. Yalansa er geç ortaya çıkar. Sen de aklanmış olursun. Öyle olmuyor komiserim. Bir kere çamur atarlar üstüne. Masum olsan da sana bakmazlar. Üstündeki lekeye bakarlar. Kendimi geçtim. Karım, çocuklarım. Onlar ne olacak? Sen sağlam durursan onlara da bir şey olmaz, korkma. Sen şu listeyi hazırla. Potansiyel düşmanlarını tek tek yaz. Biz de elimizden geleni yapacağız. Şu an yanımızda avukat Yeliz Hanım var. Ben şahsen yaşadığı travmanın etkisini yanındayken hissedebiliyorum. Çok kötü şeyler yaşadı. Sakinleştiricilerle zar zor ayakta durmasına rağmen bize anlatmak istedi. Anlatmak istiyorum. Çünkü başka hiçbir kadın böyle bir şey yaşamamalı. O zaman seni dinliyoruz. Ben o adamın asistanıydım. İyi bir avukat olduğunu bilerek işe başladım. Kariyerim için iyi bir fırsattı. Ama inanın bana, başlarda böyle bir niyet olduğunu hiç ama hiç fark etmedim. O gece de otelde dava sonrası bir kutlama yaptık. Sabah uçak olduğu için erkenden odaya çekilmek istedi. Başının ağrıdığını söyledi. Bende de ağrı kesici vardı. Odadan getiririm dedim. İlacı aldım. İlacı aldım, odaya girdim. İstersen burada kesebiliriz. Hayır hayır. Odaya girdim. Çok çok resmi bir adamdı ama bir anda samimi bir çabaya girdi. Seni hep koruyup kollayacağım derken elini omzuma attı. Çektim elini. Hayır dedim. Hayır dedim ama beni dinlemedi. Tamam, tamam. Artık keselim burada. Yeliz, sakin canım. Suyun iç, bitirdik. Geçti. İnan konuşmana gerek yok, bitirdik. Yazık, kızın nefesi kesildi ya. Patron olunca her şeyi kendine hak gören aşağılık herifler. Hepsini Allah kahretsin. Görüşe giden mutlu döner kardeş, sana ne oldu? Burada mutlu olacak ne var? Tamam tamam, hemen arzaya bağlama be. Muhabbet etmeye çalışıyoruz. Sonra ederiz, şimdi işim var. Sen tecavüzcü müsün? Yok öyle bir şey. Oku bak, burada haberim var, buyur. Yalan! İftira bunlar! Tabii tabii, hep böyle derler. İftira attılar lan bana! İftira attılar! Tecavüzcü değilim ben! Ne yapıyorsun tecavüzcü lan? Tecavüzcü değilim! Gel. Herkes yalan söylüyor! Ne oluyor orada? Elini alın şunu.
Tecavüzcü değilim ben. Ne oğlum memur bey? O gazeteler, insanlar tamam, hepsi sakin ol. Yalan söylüyor. Tamam sen çekil şöyle. Yalan. Sakin ol. Olayım lan. Suç atısı kalsın. Durun lan. Tamam sakin ol. Benim bir ailem var. Sakin çocuklarım dedim, var. Tamam. Dur. Sakin ol. Yalan söylüyor lan. Tamam, tamam. Sakin. Geç. Hepsi yalan söylüyor. Sakin. Ya, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hadi çık dışarıya hadi. Burası tımarhane değil lan. Otur şuraya. Otur. Otur. Tamam. Bağırıp durma. Tamam. Sakinim. Biraz hava almam lazım. Bugün yasak sana. Yarın çıkarsın. Niye delirdi bu? Adam haberi gördü. Tecavüzcüymüş, masumum diyor. Ulan hangi tecavüzcü ben suçluyum derken? Aynen. Hadi yürü. Bu ne lan? Asmış lan kendini. Sandalyeyi getir. Çabuk çabuk çabuk. Nabız da yok, ölmüş mü? Hay ben böyle işin ya. Ne diyeceğiz şimdi müdüre? Buyurun. Sağ ol. Efendim şurada yazıyor. Hemen altta. Şurası. Sevgi. Serap kocam oldu. Nasıl bir kabus bu? Neden yaptı? Dayanacak demiştin. Sabredecek, kurtaracağız demiştin. Çok üzgünüm Sevgi. O benim en iyi arkadaşımdı. Çocuklara söyleyemedim. Nasıl diyeceğim? Babanız öldü denir mi? Diyemem ki. Bunlar sonuç mu? Efendim geldi mi rapor? Geldi komiserim. Yeliz'de cinsel ilişki ve zorlama bulguları zaten pozitif biliyorsunuz. Ertan'ın raporu? Menü örneği uyuşmuyor komiserim. Yani Ertan değil başkasıymış. Tamam, tamam sağ ol. Ertan'ın mahkemeden istediği rapor çıkmış. Sonuç? Doğru söylüyormuş. Cinsel ilişki bulgusu Ertan'a ait değil. Başkasınınmış. Kim verecek bunun hesabını peki? O kadar suçlama, iftira, aileme yapılanların hesabını kim verecek? Kim vermesi gerekiyorsa biz soracağız. Merak etme. Ertan da biliyordu. Suçsuzluğu kanıtlanacaktı. Neden dayanamadı? Neden intihar etti? Bu zamana kadar her şeyle mücadele etti. Bütün zorlukların üstesinden geldi. Ama bu suçlama en kötüsü, en acımasızıydı. Hakan Bey, halimi görüyorsunuz. Ne olur kocamın adını temize çıkarın. Çocuklarım için. Elimden geleni yapacağım. Neresi o adres? Nerede yazıyor? Burası mı? Serap ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Bir dakika. Hak ettiğini yaşatacağım ona. Serap. Serap bekle beni. Serap. Serap, Serap bak bir delilik yapma. Serap, ya Serap dur diyorum sana. Serap dur. Bırak beni Hakan. Tamam, bak bu bakışı biliyorum ben. Başına bela açacaksın. Yok, birinin o kıza haddini bildirmesi gerekiyor. Tamam, bak soruşturmayı biz alacağız, biz. Ne gerekiyorsa yapacağız, sen karışma ya. Ya arkadaşım orada Hakan, anladın mı? Tamam, nereye gidiyorsun? Tamam, ben de geliyorum. Nereye? Nereye gidiyorsun ya, bekle. Serap bir laf dinle ya. Emre, neredesiniz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.